İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den herkese merhaba. Bugün de kültür sanat ajandamızdan haberlerle karşınızdayız. Kar ve Ayı filmi bu hafta vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncusu Merve Dizdar hem filme hem de kariyerine dair detayları Gece Gündüz'e anlattı. Bizim filmimizdeki hikaye bir taşrada geçen, bir hemşehrimizin başına gelen bir hikaye. Her aldığım ödülde wow, yani benim için hepsi çok büyük. Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin başrollerini paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ikinci sezonun sürpriz oyuncularından özel röportajlar. Sezon daha çok böyle Yalı içindeki karakterlerin Yalı'nın içinde birbirleriyle olan çatışmalarını izleyeceğiz diye düşünüyorum. Abinin sebebi oldun sen! Senin yüzünden oğlumu kaybettim. Doyamayacağımız aşk dolu bir sezon sizi bekliyor diyebilirim. 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali 7 Ekim'de başlıyor. Festivalin ulusal uzun metraj yarışma filmleri belli oldu. Selcan Ergun'un masalsı bir karanlıkta geçen bir kadın hikayesi anlattım dediği Kar ve Ayı filmi sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak. Filmde Aslı adında bir hemşireye hayat veren isim son yılların öne çıkan oyuncularından Merve Dizdar. Kışın hiç kalkmadığı bir diyar, karın kapattığı yollar. Ve o bilinmez diyara yeni atanan bir hemşire. Selcan Ergun'un dünya premierini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmi Kar ve Ayı, Cuma ülkemizdeki sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak. Ya insan var karşımda, bitir ya. Böyle gerilim tarafı da olan, merak tarafı da olan ve o atmosferin içinde seyircinin Aslı karakterle birlikte gezindiği, cevaplar bulmaya çalıştığı, bazen kendi kendini sorguladığı, iyilikle kötülük arasındaki sınırlarda gezinen karakterlerin bir arada olduğu bir hikaye anlatıyor Kar ve Ayı aslında. Suç işte yaptı. Filmin başrolünde evet, Merve Dizdar ve Saygın Soysal yer alıyor. Sen o gece ne yapıyordun orada? Bizim filmimizdeki hikaye bir taşrada geçen, bir hemşiremizin başına gelen bir hikaye. Aslı hemşiremiz şehre, kasabaya gelir ve bazı insanlarla karşılaşır ve hikaye öyle başlar. Vallahi burası garip bir yer hemşire hanım. Samet belki de köyden hayatı boyunca hiç çıkmamış bir çocuk da olabilir. Biz evveliyatını tam bilmiyoruz. Ama belki de bir üniversite okudu. Ufak tefek sosyal hayata adapte olamama sorunlarıyla başlayan ve sonrasında belki bu sorunlar gittikçe büyüyen, insanlarla arasında çok ciddi mesafeler olan bir insan haline geldiğini hayal ettim. Yollar kapanır diyorlar. Allah korusun bir kanaman olsa. Nasıl yetiştireceğiz hastaneye? Kar ve Ayı'daki rolüyle Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu ödülünü, Cannes'da da Nuri Bilge Ceylan filmiyle aynı ödülü alan Merve Dizdar, ödüllerle dolu bir yıl geçiriyor. Ben normal oluyor bir yerden sonra ama ara ara ödül aldım Cannes'dan diye ben de bir şaşkınlık yaşıyorum gerçekten. Çünkü çok büyük bir şey, yani bir oyunculuğun da hayalleri, istekleri, yani çok önemli bir şey. Ama şunu söylemek istiyorum, ben Cannes'dan önce de Türkiye'de çok önemli ödülleri aldım. O zaman da çok önemli hisler besliyordum. Yani ben Afife'den beri her aldığım ödülde wow, yani benim için hepsi çok büyük. Artık Cannes'da son nokta oldu gibi hissediyorum. Yakala o zaman! Ya ver ya! Cevap vermiyor mu baba? Merve Dizdar'a ikinci sezonuyla Star'da ekrana gelecek Ömer dizisindeki Nisa karakterini de sorduk. Yeter artık Umut, ver şu oyuncağı! Ver!
Yani Nisa inanılmaz bir karakter. İyi ki oynuyorum, iyi ki kabul etmişim. 5 çocuğum var. İnanılmaz hisler ya. Nisa çok güçlü bir karakter. Bence herkesin değişimi dönüşümü hayatta var. Nisa'nın da olacak. Bir yerde mutlaka olacaktır. Ama yolculuğu görmek güzel zaten. Hikayenin geleceği yeri belki az çok inşallah böyle yapar diyebiliyorsunuz ama bence o yolculuğu nasıl atlatıyoruz? Yani hem insan yani hepimizden bir parça. Ben çok mesaj alıyorum. Ben de böyleyim ama çok iyi sizi izlemek çok yani çok önemli bir şey yapıyor Nisa ve diğer karakterlerde Ömer önemli. Çok çaresiz durumdayım yani böyle kafam allak bullak. Ben biraz kendimi toparlamama müsaade ederseniz, biraz önünü görebilirsem sadece zaman istiyorum sizden yani birazcık zaman ben. Başka bir şey. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi ekibi NTV'yi setinde ağırladı. Dizinin oyuncuları yeni sezona dair ipuçları verdi. İstanbul ve Gaziantep'in eşsiz fonu, güçlü oyuncu kadrosu, yaşanmış bir hikayeye dayanan sürükleyici senaryosu. Seyran'dan uzak dur. Yakın zamanda bir oğlunuzu toprağa verdiniz. Diğerini vermek istemezsinizdir diye düşünüyorum. Star TV'nin her bölümü izlenme rekorları kıran, nefes kesen bir finalde tatile çıkan sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerine sayıda günler kaldı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını setinde NTV'yi ağırladı. Vurulduktan sonra hani kimsenin aynı kalması olağan değil. Ama aynı Ferit'i izleyeceğiz bence. Tabii ki yani Kaya ve Nüket'in gelmesiyle başka bir şey dönüşecek. Onu ileride göreceğiz. Genel olarak bence daha hareketli. İlk sezon daha böyle bütün karakterleri tanıdığımız hem Yalı içinde hem de Yalı dışında. Bence bu sezon daha çok böyle Yalı içindeki karakterlerin Yalı'nın içinde birbirleriyle olan çatışmalarını izleyeceğiz diye düşünüyorum. Kimse yok mu? Ablacığım. Ne vardı sizin? İkinci sezonda kendinden ödün vermeyen, istikrarlı ve tavizleri kabul etmeyen bir Seyran izleyeceksiniz. Eğer hava aydınlanana kadar gelmezsen gelirim bu konağa, alır götürürüm seni oradan. İkinci sezon böyle draması daha yüksek, entrikası daha fazla ve böyle doyamayacağınız aşk dolu bir sezon sizi bekliyor diyebilirim. Ferit. Seyran'la kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulduğu sezon finaliyle nefes kesen Yalı Çapkını ikinci sezonunda sürprizlerle geliyor. Bu sene her şeyin tepe taklak olduğu bir sene olacak. Bütün bildiklerinizi unutun yani. Ve yeni normale alışın durumu olacak. Biraz şeye benzetiyorum ben. Yalı Çapkını'nın bu sezonunu pandemi sonrasında. Bütün dengeler değişecek, bütün normaller değişecek. Dolayısıyla çok heyecanlı. Gerçekten izlemesi de çok keyifli olacağını düşündüğüm bir sezon olacak Yalı Çapkını için. Seyran'ı burada bulamayınca Antep'e yanıldı. Dizinin ikinci sezonuna Binnur Kaya'yla Taro Emir Tekin de katıldı. Dizide Binnur Kaya, Halis Ağa'nın kızı Nüket'e, Taro Emir Tekin ise Halis Ağa'nın torununa hayat verecek. Ne benim oğlumu ne de torunumu tehdit edebilir. Dünyayı başına yıkarın. Çetin Tekindor benim okuldan hocam. Taro tanımayı ve partnerlik yapmayı çok istediğim bir oyuncu. İkimiz de yeni giriyoruz diziye. Ve dizide ki bütün arkadaşlarımı
bütün oyuncu arkadaşlarımı çok beğenerek izliyordum bütün bir sezon boyunca. Dolayısıyla böyle bir şey kısmet olduğu için de çok mutluyum. Her ne olursa olsun Seyran'ı bulacağım. Ben bu uğurda ölmeyi bile göze aldım baba. Abim öldü, ailem perişan halde. Ben de yokum artık Ferit. Öncelikle Binnur'la, Binnur Kaya'yla bu işe, bu kadar güzel bir işe dahil olmak benim için gerçekten çok onur verici bir tecrübe. Çok sevdiğim dostlarım var zaten bu kastta. Muhteşem bir ansambl oluşturulmuş ve bunun bir parçası olmak benim için çok kıymetli. Kaya karakterinden konuşacak olursam çok net değer yapısı, ahlaki pusulası ve rutini olan bir çocuk. Annesine çok düşkün, çok şefkat dolu, sevgi dolu ve incelikli bir çocuk. Fakat dış katmanı kendi ismi gibi, Kaya gibi, yani soğuk ve sert gözüküyor. Bu da annesinin ve kendisinin birbirlerine tutulmasında, o baş başa, o yaşadıkları, İngiltere'de yaşadıkları yalnızlıktan dolayı sanırım güçlü ve o evin direği o olmak durumunda kalmış. Abinin sebebi oldun sen! Senin yüzünden oğlumu kaybettim. Yine senin yüzünden babamı kaybettim. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle yakında Star TV'de. Ne beni Seyran'dan ayırıyorlar. Ben onsuz yapamam. Seni çok seviyorum. Antalya Altın Portakal Film Festivali 60. yılında. 7 Ekim'de başlayacak festivalin ulusal uzun metraj yarışmasında rekabet edecek filmler açıklandı. Zeki Demirkubuz'un merakla beklenen filmi Hayat, Venedik'te ayakta alkışlanan Tereddüt çizgisi ve Yurt filmleri de büyük ödül için yarışacak. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 7 Ekim'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festivalin ulusal uzun metraj film yarışmasında yer alacak filmler belli oldu. 43 filmin başvurduğu festivalde Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurul 10 filmde karar kıldı. Zeki Demirkubuz'un merakla beklenen filmi Hayat, Kıvanç Sezer'in yönettiği 8x8, Vuslat Saraçoğlu imzalı Bildiğin Gibi Değil filmleri hem yarışma bölümünde yer alacak hem de dünya premierlerini yapacak. Öte yandan Venedik Film Festivali'nde ayakta alkışlanan Tereddüt çizgisi ve Yurt filmleri de Antalya'da ödül için yarışacak. Demet Akbağ'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi kazanan filmleri 14 Ekim akşamı düzenlenecek kapanış töreninde açıklayacak. Rock müziğin efsane gruplarından Nirvana'nın 3. ve son albümü In Utero yeniden yayımlanıyor. Kurt Cobain'in solisti olduğu grubun albümü daha önce hiç yayımlanmamış konser şarkılarıyla birlikte piyasaya çıkacak. Ölümüyle dünyayı yasa boğan, yıllar içinde bir efsaneye dönüşen Kurt Cobain'in içinde yer aldığı son albümdü. Bu albüm çıktıktan 8 ay sonra Cobain aramızdan ayrıldı. Nirvana grubunun 3. ve son albümü In Utero, yeni versiyonuyla hayranlarla buluşmaya hazırlanıyor. Dave Grohl, Chris Novoselic ve Kurt Cobain'in yer aldığı grubun 1993 imzalı bu albümü, 30. yıl dönümünde daha önce hiç yayınlanmamış konser şarkılarıyla yeniden piyasaya çıkacak. Albümün yeni versiyonunda konserlerde çalınmış ama yayınlanmamış 53 şarkı yer alacak. Albümde toplamda 72 şarkı olacak. 1987'de Washington'da kurulan grunge müzik grubu Nirvana bir döneme damga vurdu. Rolling Stone dergisi grubu tüm zamanların en iyi 100 grup listesine ekledi. İlk albümleriyle pek ses getirmeyen grubun 1991'de yayınladıkları ikinci albümleri Nevermind müzikte adeta çığır açtı. Nirvana kısa sürede X kuşağının ana figürlerinden biri haline geldi.
Nevermind albümü, Michael Jackson'ın milyon dolarlık albümünü Billboard zirvesinden indiren albüm olarak tarihe geçti. Albümün ilk single'ı Smells Like Teen Spirit çıkar çıkmaz tüm dünyada büyük ses getirdi, unutulmazlar arasına girdi. Grubun solisti Kurt Cobain, yalın fakat akılda yer tutan melodileri ve vurucu sözleriyle kendine özgü bir tarz oluşturdu. Cobain, o yıllarda Nirvana'nın başarısı kadar çalkantılı yaşamı ve uyuşturucu bağımlılığı ile de gündeme geliyordu. ...1993 yılında grup üyeleri In Utero adını verdikleri üçüncü albümlerinin heyecanını yaşarken acı bir haberle sarsıldı. Albümün çıkışından 8 ay sonra Cobain hayata veda etti. Cobain'in ölümü sonrası grup üyeleri toparlanamadı ve bir süre sonra Nirvana dağıldı. Nirvana ve Kurt Cobain'den geriye unutulmaz şarkılar kaldı. Pandemiden greve, son birkaç yıldır zor bir süreçten geçen sinema sanatı her şeye rağmen ayakta kalmaya devam ediyor. Yakında sinema severlerle buluşacak yeni filmlerden notlarımız geliyor şimdi ekranlarınıza. Her yeni gün Hollywood'daki yazar ve oyuncuların grevi nedeniyle ertelenen yapımların haberleri geliyor. Öte yandan üretim sürüyor, festivaller gerçekleşiyor, grev öncesinde çekilen filmlerin yeni fragmanları paylaşılıyor. Dr. Bond, cast the first stone. Emily Blunt ve Chris Evans'ın başrollerini paylaştığı kara komedi filmi Pain Hustlers'tan ilk fragman paylaşıldı. Yönetmenliğini BAFTA ödüllü David Yates'in üstlendiği film kara komedi türünde. Kendisi ve kızı için daha iyi bir yaşam hayal eden ilaç mümessili Lisa'nın hikayesini anlatan film dijital platformda yayınlanacak. Başrollerinde Natalie Portman ve Julian Moore'un yer aldığı May December'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Film, kötü şöhretli aşklarının tüm ülkeyi etkisi altına almasından 20 yıl sonra geçmişleriyle ilgili çekilecek bir film için araştırma yapmak üzere bir aktrisin gelmesiyle evliliklerinin dinamikleri değişen bir çifte odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Todd Haynes oturuyor. Dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yapan In the Land of Saints and Sinners'ın başrolünde Liam Neeson yer alıyor. Fremar, what is it that you did? Ünlü aktör filmde uzak bir İrlanda köyünde yaşayan Finbar, ömür boyu işlediği günahların ardından kefaret için savaşmak zorunda kalan emekli bir suikastçıyı canlandırıyor. I've seen enough killing for a lifetime. Better make your peace. Ve gece gündüzden bugünlük bu kadar. Yeni günde görüşmek üzere. Sanat gece gündüzü sundu.